Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Şu an İzmir 38-39 derece civarında ve gerçekten cayır cayır yanıyor. Odanın içerisinde bu giriş videosunu çekmek için 15-20 dakikadır uğraşıyorum. Ana ekran açıp sürekli böyle karakteri oynatıp duruyorum. Bir karşıya bakıyorum, sağa sola sürekli selam veriyorum. Cinnet geçirmenin eşiğindeyim. Bugün Nuxert oynayacağız, bilgisayar versiyonunu inceleyeceğiz. Oyunumuz açık dünya bir MMORPG. Hem mobilden hem bilgisayardan oynanıyor. Yani arkadaşlarınızla cross platform olarak oynamanız mümkün. Beta gameplay videosu yayınlamıştım zaten, çok sevmiştiniz. Umarım bu videoyu da seversiniz. Mobilini sizin için çekerim ve daha uzun süreli seri videoları da yapmak isterim. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Hadi gelin oyunda karakter yaratarak başlayalım. Oyunun içerisinden güzel bir ilk bakış atarak devam edelim. Biz erkek açalım ya. Şu an oyunun en yüksek ayarlarıyla oynamıyoruz yüksek ihtimal. İlk etapta grafik seçeneklerini göstermiyor. Oyuna girince onu ayarlayacağız dostlar. Şöyle hazır bir saç stili seçelim ama fark etmiyor. Biz zaten kendimiz ayarlayacağız onu. Bir saç stilini şöyle belirleyeyim. Lan bu ne Apache gibi. Bu da çok anime karakteri. Bu çok Hollywood yıldızı. Bunu da bilemedim ya. Galiba bunu açacağım. Bu en azından daha tatlı. Face tipini ne yapalım? Çok dolgun çeneli olmasın, sivri çeneli de hoş değil. Bu güzel. Bakın ayrıntılı detaylı ayarları zaten hepsini sağ taraftan yapabiliyorsunuz ki ben bu kadar uğraşmayı sevmiyorum. Saçı güzel olsun, yüz detayları güzel olsun yeter benim için. Gerek yok. Göz detayı şöyle birazcık sinirli ve keskin baksın. Kulaklarımız çok belli bile olmuyor ama böyle oval bir şey olması güzel. Neyse. Buruna geçtik. Burunun yandan görünümü de önden görünümü de güzel. 8 numaralı burunu sevdim. Evet, dudaklarımız birazcık büyük olsun. Kaşları ne yapalım? Bu çok sevdim. Bu kaşı sevdim. Kaş rengini birazcık daha ten rengine yakın yapacağım. Göz bebeklerimiz şöyle normal insan gözü gibi olsun. Ya bu insan gözü mü lan? Rengi de şöyle sarı mı olsa mor mu olsa. Saturasyonunu biraz arttıralım. Daha belirgin olsun. Mükemmel oldu. Birazcık makyaj. Abi hep kadınlar makyaj yapacak değil ya. Sonuçta fantastik bir evrende karakter yaratıyoruz. İstediğimiz gibi bu koyabiliriz. Bunu beğendim. Allık mı lan bu? Buna ne deniyordu? Bunun bir adı vardı ama şu anda da aklıma gelmiyor. Güzel. Erkek güzel olduk be. Şöyle bir sakal da ekleyelim mi? Yok yok, biraz şeffaf. Oğlum ne oluyor lan? Olmaz. Çok tuhaf bir tipleme olduk ama sevdim. Böyle oynayacağım. Şöyle de bir göz kesiği detayı ekleyelim. Body'yi falan ayarlayabiliyoruz dostlar. Skin tonunu yani derimizin, cildimizin rengini de ayarlayabiliyoruz. Mükemmel. Sanki bir şey daha seçmiyor muyduk lan? Neyse, sınıflara bakalım. Bu ilk sınıfımız Archer sınıfı. Gördüğünüz gibi yay kullanıyor. Lütfen bunu açmamam için şu an yorum yazın. Çünkü galiba Archer açacak gibi duruyorum. Attack speed'i orta, range'i orta, zorluğu da orta. Güzel bir sınıf. Bu sınıfımız mızrakçı gibi bir şey. Mızrakçı da güzel duruyor. Uzun bir mızrak taşıyor dostlar. Atak speed'i düşük. Tabii ki mesafeli bir sınıf değil zaten. Zorluğu ortaymış. Bu da asasımız. Bıçakçımız. Aslında bu Blade Master gibi duruyor. Çok uzun kılıçları. Zaten çift kılıç olarak geçiyormuş. Atak speed'i en yüksek. Ve zorluğu da en yüksek. Bu da tankımız. Paladins gibi bir şey. %90. Zaten farklı oynanış türleri vardır ama kalkan ve kılıç taşıyormuş. Tamam yani okçu açacağım. Ben okçu seviyorum abi yani gerçekten bilmiyorum. Okçuya karşı bir sempatim var. Ve bu kostümü seçeceğim. Arka planda sesler üst üste bindi bu arada. Neyse şu kostümleri de size göstereyim. Bu çok etnik duruyor. Bu da çok etnik duruyor. Bu çok askeri duruyor. Bu güzel olabilir. Ben bununla şu çanta detayından dolayı bunun arasında kaldım. Bunu açacağım. Dur karakterimin ismini de koyayım. Serdar YouTube. Yapıştır abi. Ve oyunun dünyasına giriyoruz. Buraları geçelim be kanka. Hah, uğraştırma bizi. Ne diyor? Role playing, 3D free kamera, smart kamera kontrolü, action adventure. Hangisini açalım? Bunu ya. Tamamdır. Şu an zaten bilgisayardayım. Birazdan ayarları verir. Şu an 60 FPS değiliz. Kanka ayarlar sekmesini verir misin? Bizi çıldırtma. Zıplamasını gösteriyor. Sanki zıplamasını bilmiyoruz. Birazcık 30 FPS idare edeceğiz dostlar. Mutlaka en yüksek ayarları alacağım. Abi adamlar K'ye savaş şeyi koymuşlar ya. Bunları mutlaka özelleştirmemiz lazım. Şu hareket halinde savaşmak benim aşırı hoşuma gidiyor. Hoppala kaçacağız. Shift. Yani şunu K'ye koymaları biraz saçma olmuş. Ben ona şimdilik mouse'la tıklayacağım. Çünkü K ile tıklayamıyorum. Bu neymiş? J. Bu da bir yetenek gibi bir şey ama biz bunu vururken
Adam bize 3 kere vurur. Kaç kanka? Bilgisayar tuşları birazcık özelleştirilebilir. Çünkü J ve K çok garibime gitti benim. Yani WASD ile kontrol ederken bir anda J ile K'ye nasıl döneceğim? Very good. Ya sus arkadaşım ya, şu AV midir nedir? Geçelim kanka buralara. Oyunun dünyası mükemmel, onu net bir şekilde size söyleyebilirim. Gerçekten muazzam bir dünya tasarlamışlar. Geçelim, konuşmayalım. Yani bu tarz hikaye özellikleri de var tabii oyunda ama artık size kalmış dostlar. Basit de bir İngilizce kullanılmış. Yavaş yavaş izleyerek anlayabilirsiniz. Ama Türkçe olmadığı için doğrudan odaklanmak benim şimdilik videoda işime gelmiyor. Evet, şu an ana ekrana geldik. Şimdi şu şeyi bulmamız lazım. Settings. Neredesin settings kardeş? Menü seçeneğinde yok. Aha burada. Video, evet. Movie, 120 FPS olsun. Evet abicim, full. Ultra HD'nin de üstünde. Bakın, Movie'yi açtık. Aslında Ultra HD mi yapsak? Movie'de sanki birazcık şey olmuyor muydu? Böyle karanlıklaştırmıyor muydu? Neyse deneriz. Resolution, Extreme, 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 Extreme. Her şey en yüksekte. Anti-aliasing'de açalım. Bakalım kasacak mıyız? Şu an sol üstten FPS değerimi görebilirsiniz dostlar. Bilgisayardan aynı zamanda video kaydı da alıyorum. Şu an oynadığım bilgisayar Monster Toolbar T7V21.8.1 modeli. İçerisinde 3070 ve 16 RAM var. 120 FPS video kaydında oynayabiliyorum. Arka planda OBS de çalışıyor. Ara ara FPS drop'u yiyebiliriz. Deneyeceğiz, göreceğiz, test edeceğiz. Ama şimdilik gördüğüm kadarıyla bir problem yok. Mobilini merak ediyorum. Mobil testini istiyorsanız lütfen beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Evet, şimdi birileriyle savaşalım. Battle Skill Test. Kankam, ben bu K'ye elimle basılı tutamam. Onu size en baştan söyleyeyim. Ben bunları mouse'la tıklarım. Yapacak bir şey yok. Şimdi şunu mu keseceğiz? Nerede abicim bunların babası? Böyle sal aga şunu. Sen savaşması zevkli aga. Böyle havaya atıp kombolarda yapabiliyorsunuz. Her yeteneği tabii ki harekette kullanmanız mümkün değil. Mesela J'yi hareket halinde kullanamıyorsunuz. Ama oyunun özgür dünyası hoş. Bakın, şöyle kombatı hareketli yapabilmek güzel. Ben havada bir tane hasar yedim. Adamımıza şöyle bir yakından bir yaklaşalım. Ulan ne yakışıklı karakter yapmışız be. %100 erkek. Oyunda oto atak var diye hatırlıyorum dostlar. Ama tabii ki bu tarz bir oyunda end game'e doğru önemli dungeonlarda ve PvP'lerde bu oto atan veya oto görevin bir önemi yok. Çünkü sizin kendiniz oynamanız gerekiyor. Bu basit çaplı görevlerde oto atak olması bence güzel bir şey. Şimdi oraya tırmanacağız. Q'ya basarak mı tırmanıyorduk? Tamamdır, anladım. Q'ya. Oraya bakacağız. Baktık, Q'ya basacağız. Bu arada sadece ağaçlara da değil, bunu birçok yüksek binaya da yapabiliyorsunuz dostlar. Yani binalar arasından gelip gidiyorsunuz. Kanka sal şuraya. Bak atamadım. Dur. Dur dur, yapacağım. Neden yapamıyorum? Aa, yapmışım lan. Ne oldu lan bir anda? Ne olduğunu anlamadım ama bir şekilde yaptım. Biz görevlere doğru yavaştan gidelim. Şöyle sizle beraber dünyasını da inceleyelim dostlar. En yüksek ayarlarda oynuyoruz. Bilginiz olsun. Tekrardan videonun bu yerine kadar saranlara söylüyorum. Gördüğünüz ayarlar bilgisayardaki en yüksek ayarlar. 120 FPS oynuyoruz. Mobile bakacağız. Mobilde oynayacağım telefon Snapdragon 865 chipset'e ve 8 GB RAM'e sahip. Markası Xiaomi Mi 10T. İsteyenler olursa mobil inceleme videosu da gelecek. Savaşalım ya abicim, bunları geçelim ya. Evet, zaten bir savaş durumu söz konusu, yeni yetenekler gelmiş. Böyle bir sallayalım. Ne oldu? Bir sıkıntı oldu. Bir ping problemi mi yaşıyoruz biz? Şu yetenekleri kullanmamı istedi galiba. Bu yeteneklerden birisi top çıkartıyor şöyle. Tamam. Şu yetenekte karşıya doğru bir top fırlatıyor galiba. Böyle arkasında ona sürekli olarak hasar bırakan bir top. Güzel, her şey mükemmel. Non-target bir sistem mi yoksa işaretleme mi yapılıyor? Onu tam olarak anlam veremedim ama İşaretleme olabilir dostlar. Kaç kankam? Şunu sal yine şöyle. Kaç kankam şöyle. Şu topu da bırakalım. Hasar vermeye devam edelim. Bunda yalnız dungeonlar çok zevkli olur. Bu hareket halinde vuruş mekanizması varsa her zaman her şey daha eğlenceli oluyor bence. Oo, bir tane kadın bize yardıma geldi. Ara sahne çok güzel. Ara sahnelerin tasarımını da güzel yapmışlar. Ulan İzmir çok sıcak. Yemin ediyorum çok sıcak. Bir de tatilden döndüm. Orası da sıcaktı. Sıcaktan bayılacağız iyice. Evet, etkinliklerimiz geldi. 7 günlük giriş etkinliğimiz. Oyunun kozmetik tarafı galiba önemli bir taraf. İlk başta seçtiğimi veriyor galiba. Bu ne?
ilk yüklemeye veriliyor. Oyun pay to win mi değil mi bunu tartışmayacağım. Tabii ki de pay to win olacak. Yani parayı veren kısmen de olsa parayı vermeyenin önüne hız olarak da güç olarak da önüne geçecektir dostlar. Adamlar kocaman oyunu babalarımızın hayrına çıkartmadılar. Yani gördüğünüz gibi kocaman dünya. Zaten bir kere summon sistemi var. Şans diyorum bak. Şansa dayalı bir pay to win durumu var. Summon sistemi her ne kadar pay to win gibi durmasa da bundan ne çıkartacağız biz? Özünde pay to win. Pay to win. Siz anladınız onu dostlar. Bu çıkarttıklarımız galiba bizim yanımızda savaşacak dostlar, petler gibi bir şeydi. Güzel. Çantamızı bir açalım. Phantom. Bunlar phantomlarmış. Buna bir hediye vereceğiz. Gönderelim. Şimdi bunları ne yapacağız aga biz? Tail, bunların hikayesi bile varmış. Oo, böyle bir hikaye bile mükemmel. Bu tarz oyunlarda bu tarz hikayelerin hastası olan ayrı bir kitle var. Level atlatalım. Tamamdır. Atlatalım, son level yapalım. Şimdi ben siz nasıl kullanacağım inandığım bilmiyorum. Acaba şey mi geliyor? Ne onun adı? Yeteneklerini mi kullanıyorum? Her şey olabilir. Oo, katır verecek. Tabii ki de Pingu'yu alacağım, siyah atı. Siyah olsun, 5 kuruş fazla olsun aga. Hadi çağır atı gelsin. Oğlum kaskaralan at. Bir şey denemek istiyorum dostlar. Şu Ultra HD'yi denemek istiyorum. Yo, Movi en yüksek oluyormuş yani. Ultra HD'de içerisinde. Antalazing'i de açalım yine. Aa, Antalazing'i açamıyoruz. Ben demin açtım zannettim onu. Neyse, önemli değil. Zaten 120 FPS oynarsak Antalazing'e ekstra ihtiyacımız yok. Ne yapacağız? Bu atı 3 kere başarılı bir şekilde tutacak mıyım? U'da bırakacağım. Güzel, yakaladım. Dragon Raja'da böyle bir şey yoktu. Ama bir oyunda vardı. Gel 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 gel. Tam ortada. Mükemmel. Şimdi galiba şu en üste bakacağız. Aa, yok, yine U'ya basacağız. Ulan ver artık atı be. Güzel. Ulan at o kadar kara ki gözükmüyor. At o kadar kara yani. Katırıma bak benim be. Mükemmel. Mükemmel. Şimdi ben bunu nasıl çağıracağım? Yeni phantomlar mı geldi? Yeni phantomlar gelmiş. Hemen bunları fullleyelim abi. Tail'ına bakacakmışız bakalım. Bunun tail'ına bakacak mıyız? Hayır. Tamamdır. Story görevlerimizden devam edelim. Katırımızı da şöyle çağıracağız. Hop, üstüne bineceğiz. Atsız ilerlemem abi. Hadi kardeşim, hadi seri. Bak size şunu gösterecektim ben. Şu Q olayı. Mesela bakın şuraya gösteriyor ya. Hop. Oraya çıktım, değil mi? Bu şekilde açık şehirde istediğiniz gibi dolanabilirsiniz. Böyle yakında gördüğüm bir yer, şuralara tutunabilir miyiz? Tutunamıyoruz. Buralarda yakında bir yer yok. Şuraya çıkabiliyoruz. Buradan şuraya gidebiliyormuşuz mesela. Dur. Yakaladım. Nice. Arkadaşlarınızla şu manzarada fotoğraflar çekildiğinizi bir düşünsenize. Bence mükemmel. Gerçekten mükemmel. Neyse, göreve gidiyorduk biz. Dur, katırım nerede? Katırım niye gelmiyor? Ha deyince de gelmiyor ha. Şöyle bir... Dur oğlum, dur. Dur. Abi atı kontrol edemiyorum. At kontrolden çıktı. Neyse, sağ. Atlaması nasıl bunun? Yanlışlıkla hızlı koşmaya ayarladım. Şu an atım burada takıldı. Tamamdır, çözdüm. Atı kontrol etmek karakteri kontrol etmekten daha zor. Kanka ata her zaman binilmeyecek be. Bunu uzun yolda bineceksin. Kusura bakma yaşlı kardeşim. Ulan ne oldu, bir anda hava durumu değişti. Oo, şuriken fırlatacağım. Tamam, taptan değiştiriyormuşuz. Fırlatıyoruz. Değiştir, fırlat. Değiştir, fırlat. Şuriken de fırlatabiliyormuşuz. Bunu da görmüş olduk. Şu ana kadarki oyun hakkındaki görüşlerinizi mutlaka yorumlara yazın diyecektim. Ne oluyor aga? Burada birileri savaşmaya başlamış bile. Sal şunu. Canım benim. Senin o hareketlerin... Bak şurada bir hareket daha var. Şu galiba benim fantomlardan birinin yeteneği. Şu an fantomların yeteneğini kullandım. Fantomların böyle yeteneği varsa can feda onlara. Yetenekleri fantomlardan almamız güzel olmuş. Ama bu onlara biraz daha bağlı olduğumuzu gösteriyor. Yani olabildiğince en iyi summon'ı yapmamız gerekecek. Gençler, şu an bir balona bindim. Değişik bir balon. Bakalım nereye gidiyoruz. Biz bu story'yi şu an atlayamıyoruz maalesef. İzleyeceğiz. Sıkıntı yok. Lan 200-300 euro diyorlar Kapadokya'da bunlara. Size bedavadan balon turu yaptırıyorum. Lan şu görev bir oyunda da olmasın be. Şu görevi bir oyunda da yapmasınlar be. Bu mesela World of Kings'te de vardı böyle bir görev. Hatırlayanlar vardır. Yine oyunun en başlarında. Göreve devam edelim. Dragon Raja'nın müziklerine çok benzettim ha. Dur bir dakika, bizi güzel bir göreve soktu. Yüksek ihtimal burada birilerini keseceğiz. Kankam vur. Lan şuna şuna. Senin vuracağın açıyı. Ha, otomatik modu burada gösteriyor size mesela. Yok, otomatik kalsın abicim. Bak şöyle tek tek şu yanımızdaki topları yollayabiliyoruz. Hareket halinde savaşmak her zaman daha iyi. Bir şu yeteneği, bir de şu yeteneği. Oğlum o yetenek iki aşamalı. Bir şöyle yerdeyken kullanıyoruz.
Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Oyun bilgisayar versiyonu bir mobil MMORPG... Yanlış konuştum, pardon. Oyun bilgisayar versiyonu bir MMORPG gibi değil. Yani bilgisayarda benzeri çok daha iyi oyunlar var tabii ki. Bu oyun birazcık daha emülatör kıvamında olmuş. Biz emülatörle uğraşmayalım diye böyle bir bilgisayar versiyonu çıkartmışlar. Güzel, takdir edilesi. Mekanlar çok güzel. Şunu şu ana kadar söyleyebilirim. 30-35 dakikadır oyunu oynuyorum. Bilgisayar optimizasyonundan yana bir sıkıntınız olmasın dostlar. Yani hiçbir problem olmadan çok rahat bir şekilde oynuyorum. Şurada zaten konuşanlar da var. Bunları görebiliyor muyum? Enter'a basınca mı chat çıkıyor? Chat nasıl çıkıyor bilmiyorum ama mutlaka bir yolu vardır. Neyse, buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir ilk bakış videosu atmak istedim dostlar size. Oyunun çıktığını haber vermek niyetiyle. İsterseniz devamını mobilden devam ederiz. Devam etmesini istiyorsanız beğenmeniz ve yorum bırakmanız yeterli. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.